Acun Doğuskan'ın felsefe, sosyoloji, tarih hali programı Altan Çetin'de Çetin Ustar'ın 12. bölümü Walter Benjamin bölümünün ikinci kısmıyla karşınızdayız. Tabii program başlamadan önce programın bahanesi isim o. Babası Sayın Hocam Altan Çetin'e merhaba demek istiyorum. Merhabalar Anıl Bey. Sağlıklı günler diliyorum. İyisiniz. Vallahi hocam sizi gördük. Sizinle evet, olduk. Beraber. Daha iyi olduk. Sağ olun. Bir mukabele. Çok şükür bizde. Hocam ilk kısmında çok böyle uzatmayayım. Evet. Çünkü malum yarıda bırakılmış bir şey. Girişleri genellikle böyle Evet. ilk bölümlerde çok uzun tutmaya çalışıyoruz. Yani biraz sohbet ediyoruz. İlk kısımda zaten Walter Benjamin'in fikri dünyası hakkında Evet. bize bilgi verdiniz. Yaşama hakkında, işte tarihe bakışı ya da Evet. diğer konular, gündelik hayat. Yani gündelik hayat demeyeyim de sosyal hayat Genel bir üzerindeki. çerçeve Gerçi çizmeye bir çerçeve çalışmıştık. çizmiştiniz. Evet. Şimdi biraz daha galiba iç derinlere inmeye başlıyoruz Yani bu yolculuğumuzda. bakış açısını nasıl değerlendirdiğine dair birkaç tarih üzerine tezlerden yaklaşımla biraz daha somutlaştırmaya çalışacağız. Yani bu geçmişteki efendim o parlayan anı şimdi haline nasıl getireceğiz ya da aslında şimdi de yaşayan geçmişi nasıl algılayacağız? Onunla ilgili birkaç fikri var. Onları da değerlendirip Benjamin'i toparlamaya O çalışacağız. zaman hocam sözü çok Peki. uzatmanın bir anlamı yok benim Evet, açımdan. Sizi evet. Acun sıkmayayım Davuz. kimseyi. Buyurun. Estağfurullah, Söz sizin estağfurullah. hocam. Walter Benjamin Üstad'la devam edelim. Acun Davuz kanalının değerli takipçileri Walter Benjamin'in tarih felsefesi, tarihe bakışını değerlendirmeye devam ediyoruz. Ki kendisi daha önce de söylemiştik 1892'de Berlin'de doğuyor ve 1940'larda İspanya'da Portbou'da kaçmaya çalışırken Amerika'ya intihar ederek hayatı son bulan birisi. Bu anlamda onun tarih görüşü tabii genel çerçevesiyle söylüyorum. Hegel ve Marx'la hem bir uzlaşım hem bir karşıtlık içerisinde ilerleme optimizmine karşı bir duruş ve pozitivizme karşı da bir bakış açısıyla hem Hegel ve Marx'ın ilerleme optimizmini eleştiriyor. Öbür yandan da Hegel ve Marx'a dayanarak pozitivizme karşı bir tavır aldığını görüyoruz ki Horkheimer gibi kişiler biraz idealistleşmekle tenkit de ediyorlar bu anlamda Benjamin'i. Ki Benjamin tabii bu şimdideki tarih geçmişi ya da geçmişin o parlayan anlarını şimdiye taşımayı düşünürken maziyi bu anlamda bugün de canlandırırken ya da geleneği konformizmden kurtarıp bu evrensel tarihçi bakışa karşı dururken kendince bir takım tezler ileri sürerek fikrini açıklamaya çalışıyor. Ki şöyle bir bakış açısı var öncelikle. Olmuş olana ilişkin olarak, bakın olmuş olana ilişkin olarak henüz bilincine varılmamış bilgi diye bir şey vardır diyor. Bu bilginin desteklenmesi uyanışın yapısını taşır. Yani bugün de bizim yeniden uyanış yaşamamız açısından olmuş olanın bilgisine dair o bilinci uyandırmamız. Tarihsel olgular diyor, şimdi karşılaştıklarımıza dönüşmektedir. Bunları saptamak hatırlama eyleminin işidir. Uyanış ise hatırlamanın bir örneğidir. Tarihçiliğin yeni diyalektiğinin yöntemi tinsel düzeyde olmuş olanı rüyaların hızı ve yoğunluğu ile yaşamayı öğretir. Yani özde olanın bir rüya gerçekliğiyle hayata taşınması belki. Amaç böylece şimdiki zamanı bir uyanıklar dünyası olarak yaşamayı sağlamaktır. Son çözümlemede bütün rüyalar bu dünyayla bağlantılıdır. Yani tarihin bilgisini hayatın içine çekiyor. Geçmişte olmuş olana dair olanı hatırlamak suretiyle bir diyalektik kuruyor ve tinsel düzeyde olanı bu anlamda hayatın içine çekerek bizi bir yere götürüyor. Peki bunun zemini nedir? Bunun zemini Benjamin'de verilen cevap dildir arkadaşlar. Yani o geçmişte olan tinsel olanı bugüne biz ancak dil üzerinden taşırız. Dil çünkü tanrısal yaratımın özselliğini taşır ve bu anlamda da biz verdiğimiz adlarla aslında tanrısal olana doğa üzerinden geri döneriz diyerek bu Hegel'de gördüğümüz diyalektiğe benzer bir şey kuruyor. Ki biz bunları gerek Benjamin etkileyen Nietzsche'yi gerek Hegel'i daha önce Acun Doğuz kanalında konuşmuş idik. Diyor ki insanın tinsel yaşamının yani bu ruhsal, manevi artık tin dediğimiz hayatının
her dışa vuruşu dil olarak kavranabilir. Böyle bir kabulü var. Yani o öz dilimizde kendisini açık eder, aşikar eder. Hani dil varlığın evidir diyor ya Heidegger. Gerek canlı gerek cansız doğada dilden bir şekilde pay almamış hiçbir şey ya da olay yoktur. Çünkü tinsel içeriğini iletmek her şeyin özünde vardır. Bakın her şey kendi özündeki o hakikatini, o gerçeğini dil üzerinden iletir diyor. Dil kendisine karşılık gelen tinsel özü iletir. Aslında dilin bizim dil aracılığı, yani elma dediğimizde, bardak dediğimizde, şuna verdiğimiz adla biz aslında bir özü, onun özündekini iletmiş oluyoruz diyor. Tinsel öz kendisini dil aracılığıyla değil, dilde iletir diyor. Bakın dil bir aracı değil. Doğrudan doğruya bir ortam. Tinsel özde iletilebilir olan onun dilsel özüdür. Dil şeylerin dilsel özünü iletir. Yani bir şey var ve onun özü olan şey dil üzerinden bize ulaşır. Yani dilsel özde iletilen insanın tinsel özüdür. Dilimizde, dil varlığımız içerisinde ilettiğimiz öz aslında tinimizde olan özün burada bizim sözlerimizden, kelamımızdan, değil mi? Kelam, logos ortaya çıkmasıdır. Bu bakımdan şeyleri adlandırmak insanın dilsel özüdür. Biz bir şeyleri adlandırırken aslında varlığa dair özü aşikar ediyoruz. Belki de Allah'ın Adem'e bütün isimleri öğretmesinin arkasındaki hakikatlerden ya da gerçeklerden biri Allahu Alem bu. Bu bakımdan şeyleri adlandırmak insanın dilsel özüdür. İnsan adlandırır. İnsan adlandırmak yoluyla kendisini bilir. Bakın burada kendini bilmek ve varoluş meselesi. Hatta kendisini ileten tinsel öz dildir. O halde insan dilinin mirası olarak at, kendi başına dilin insanının tinsel özü olduğunu garantiler. Tüm tinsel varlıklar arasında yalnızca insan tinsel özünün eksiksiz aktarılabilir olmasının tek nedeni budur. Yani geçmişten bir anlamı, bir manayı, bir aydınlığı bugüne getirecekseniz sizin bunun için bir aracınızın, bir zemininizin olması lazım. Yani burada bir maden var ve siz bu şehirdesiniz. Bunu buraya iletmek için bir kamyona ihtiyacınız var. İşte insan için diyor, o geçmişle bağlantı kurması için dil bu anlamda tanrısal özü, yani teoloji burada giriyor işte Benjamin'de devreye, ileten şey dilidir diyor. Dil bu anlamda sizin varlığınızın gerçeğini ileten bir şey. İnsan tinsel özü dilin kendisi olduğu için kendisini dil aracılığıyla değil yalnızca dilde iletir diyor. Dil bu anlamda bir varoluş alanı. Bu bakımdan ancak dilsel özleri aracılığıyla, ancak atta kendisinden kalkarak şeylerin bilgisine ulaşılabilir. Yani şu bardağın bilgisine ulaşmak için oradaki attan yola çıkarak arkaya gider ve bunun tinsel özünü kavramaya başlarız gibi bir bakış açısı var. Tanrı'nın yaratısı ancak şeylerin insan tarafından verdiği atta, kendisinden yalnızca dilin dile geldiği insan tarafından adlandırılmasıyla tamamlanır diyor. Dil hem yaratan hem yetkinleştirendir. Çünkü insanın tinsel özü yaratılışın gerçekleştiği dildir diyor. Bir varlığın dili, o varlığın tinsel özünün kendisini ilettiği ortamdır. Bu iletimin kesintisiz akışı tüm doğayı kat eder. Varoluşun en aşağıdaki biçimlerinden insana, insandan Tanrı'ya yol alır. Bakın aynı Hegel'deki gibi önce bir bilinç, bir varlık alanı var. Bu sonra kendisini açık ediyor ve sonra insan üzerinden tekrar Tanrı'ya dönüyor. İnsan kendisini Tanrı'ya, doğaya verdiği adlarla aktarır ve kendi türüne verdiği özel adlarla iletir diye bir anlam. Yani burada bir tinsel öz var ve bu dilsel öz üzerinden şeylerin bilgisi bize ulaşıyor ya da tanrısal olan bu anlamda tekrar geriye dönüyor. Bu anlamda hatırlamak dediğimiz o rüya metaforuyla anlattığı şeyle dil üzerinden aktarılma bizim geçmişteki o anla bugün, yani onun tarihsel maddeci dediğinin geleneği konformizmden kurtarmak ve tarihi bu anlamda bir gerçekliğe dönüştürmek noktasında
çok önemli açıklamalar. İşte bu anlamda dilselle tinselin aktarılması aslında tanrısal mesihçi dediği edimi oluşturuyor. İnsan bu şekilde bir mesih olabiliyor. Yani o geçmişteki bütünlüğü bugüne, şimdiki zamana getirebilme yeteneği insanı mesihçi kılıyor işte. Ve bu yetenek sayesinde insan geçmişteki o rüyalar gibi belirsiz bir şeyi alıp bugün de getiriyor ve aslında o bugün bütün bir an haline geliyor. Bu tabii Nietzsche'de de olan bir şey. Tarih dışı efendim birliktelik diyor Nietzsche buna. İnsanların aslında çağdaş oldukları, tarih dışı bir alanda buluştukları ve bu anlamda mutlak büyük bir anın içinde olduklarını düşündüren bir yaklaşım bu. Tabii burada Yahudi inancının ve Marksist teorinin efendim Nietzsche gibi düşünürlerin Benjamin üzerindeki biz etkisini çok açık görüyoruz ki diyor ki Benjamin bu anlamda Nietzsche geçmişte yer alan yaratıcı güç, bakın geçmişte yer alan yaratıcı güç bize tarih yoluyla kendisini aktarır. Aynen Benjamin'in söylemek istediği şey bu. Orada bir parlayan yaratıcı bir güç var, bir enerji var ve onunla biz şu anda şimdiyi kurtaracağız. Ne için? Gelenek konformizmden kurtulsun ve bizim hayatımızdaki değersizleşenler değer kazansın diye. Tarih Mesihçi zamanın diyor Benjamin, dev bir özeti olan şimdiki zaman insanlığın tarihin evrendeki yeriyle örtüşür diyor. Yani bu anlamda bir bakış alanı var ki Benjamin bu anlamda Leskov'dan yaptığı kendisi hem uzak yerlerde hem de uzak zamanlarda kendini evinde hissetmek gibidir. Yani bizim Hun tarihini okurken, Göktürk tarihini okurken, Maveraan Nehir'de gezerken, Horasan'da yaşarken kendimizi ya da Sibirya'da, efendim Çuvaşistan'da, Yakutistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da kendimizi evimizde hissetmemiz, binlerce yıl öncedeki atalarımızın izlerini gördüğümüzde şu anda şimdi oradaymış gibi bir bütünlük hissetmemiz işte böyle bir duyguyla ilgili zaten. Ve biz o değerleri şimdi hisseden, yaşayan, eyleyen bireyler olduğumuzda o tarihsel bütünlüğün mutlak anı içerisinde oluyoruz zaten ve büyük bir kültür alanı, değer alanı bu anlamda oluşmuş oluyor. Ama önemli olan burada tabii onu kuran dinamikleri, değerleri, ilkeleri, prensipleri bu anlamda içinize sindirmenizdir. Yoksa onların efendim söylemde sahibi olup da eylemde yabancısı olmak değildir. Yani bu Nevzat Köse'nin, Köseoğlu'nun iman amel ikiliğinin birlikte olmasıyla ilgili açıkladığı meselelerle düşünülebilir. Bu anlamda uzak bir yer, uzak yerlerdeyiz, uzak zamanlardayız ama kendimizi şimdi de hissediyoruz. Evet, Acun'da olsun değerli izleyicileri. Böyle zamanlarınız sizin nerelerle örtüşüyor? İşte sizin o zamanlarınız nereyle örtüşüyorsa şahsiyetiniz aslında orada şekilleniyor demektir. Japonya'nın tarihi ise orada oluşuyorsunuz demektir. Finlandiya ise oradasınız demektir. Ya da Aztek dünyası sizde böyle bir duygu oluşturuyorsa ya da Afrika'nın bir yerlerinden bunu hissediyorsanız ama insan olmanın bütünlüğüyle o başka bir şey tabii. İnsanoğlunun 10 bin yıllık bütün üretimleri insan olmamız hasebiyle hepimizin payı olan bir şey. Ama kültür varlığı olarak insan bu anlamda kendisini işte evinde hissettiği yerler vardır. Bir de insanlığın misafiri olduğu, başka kültürlerin evlerini de izlediği ve bundan mutluluk duyduğu yerler vardır. Bütün bunlar işte bizim insanlık çerçevemizi aslında oluşturuyor diye düşünüyorum. O mutlak an insanlık için bizi bir yere götürdüğü gibi millet olarak da bir yere götürüyor. Ve bunun birinin birine tercih edilmesinin de gereği yok. Çünkü millet olarak varlığımız ayrı bir konu. İnançlarımızın bize oluşturduğu dünya başka bir ev. İnsanlık olarak oluşan ev başka bir ev. Bütün bunlar birleşerek zaten bizi yapıyor ki biz bunu Farabi'yi konuşurken de bahsetmiştik değil mi? Şehirler birleşiyor. Milletleri, milletler birleşiyor, insanlığı oluşturuyordu. Bizim bu anlamda parçalanmamız değil, bütünleşmemiz lazım. Benjamin'in söylediği de zaten o duyguyu kaybetmemek. Ve bu anlamda tabii
geçmiş olgusallığın ötesinde özsel ve esaslı bir etki ile bizim üzerimizde kendisini oluşturuyor ki mesela bunu biz Benjamin'in, belki bunu vurgulamadık, mensubu olduğu Frankfurt okulunun ve tabii Marksist okulun bazı efendim düşünürlerinde de görürüz. Mesela Horkheimer şöyle söylüyor: bir zamanlar sanatın, edebiyatın ve felsefenin amacı varlıkların ve hayatının anlamını açıklamak, dilsiz olan her şeyin sesi olmak, doğaya acıların anlatması için dil vermekti. Başka bir deyişle gerçekliği asıl adıyla çağırmaktı diyor bu anlamda. Veya bakıyorsunuz yine başka bir bakış açısıyla efendim diyor ki bu noktada, eğer geçmişe ait şeylerin hatırlanması dünyayı değiştirmenin itici gücü olacaksa, bu savaş daha önce tarihsel devrimler içinde unutulmuş bir devrimin bedeli olacaktır gibi açıklama. Mesela Lukács yine, tarihin bilgisini edinmek ancak perdeyi ya da örtüyü yırtıp parçalamakla mümkündür diyor Lukács. Çünkü fetişist nesnellik biçimlerine özgü şu dolayımsız veya yansıma şeklindeki tasarımların işlevi bile kapitalist toplumdaki fenomenleri tarih üstü karakterler olarak göstermektedir. Oysa fenomenin reel, nesnel doğasından, onun tarihi karakterinden ve toplum bütününde göründüğü fiili işlevinden edinen bilgiler, bunların hepsi bölünmemiş bir tek bilgilenme edimi meydana getiriyor. Ama uyduruk bilimsel yöntem bu birliği parçalıyor diyor Lukács. Toplumsal gelişme ya da evrimin belirli bir aşamasında insanlar arasında belirli ilişkiler oluşur. Ancak bunların bilinçli hale gelmesi ve kavramlaştırılması sonundadır ki insan toplumun hareketinde yatan mantığı ve yasaları anlamak kabil olur. Kendi kendinin varlığında diretmek, kendini üretmek ve yeniden üretmek. İşte Benjamin'deki o Marksist yeniden üretim ve bunun dil üzerinden hatırlanarak aktarılması meselesi burada bir takım yerlere oturuyor ki Walter Benjamin'in tefekkürü sanatın, tarihin, kültürün, siyasetin, edebiyatın ve teolojinin birbirinden ayrılmaz bir bütünüdür aslında. O ilerlemeciliğin Marksist bir hasmı, geleceği hayal eden bir geçmiş nostaljiyi ve maddecilik taraftarı bir romantik. Bakın böyle birbiriyle uzlaşmaz görünen, zaten onun doktora tezi de bu anlamdaki parçaların, birbiriyle uzlaşmaz parçaların bir araya getirilmesinden oluştuğu gerekçesiyle reddedilmişti zamanında. Dolayısıyla o ilerlemeciliğin Marksist bir hasmı, geleceği hayal eden bir geçmiş nostaljiyi ve maddecilik taraftarı bir romantik olarak, tabi mesyanik ve Marksist kaynaklardan besleniyor ki bu tabi şu açıdan şöyle değerlendirebiliriz bunun kaynaklarını: Alman romantizmi, Yahudi mesyanizmi ve Marksizm. Bu üçü, bu üç uzlaşmaz gözüken şey bir pota altında Benjamin'de birleşmiş gibi görülüyor ki o ilerleme ideolojisine karşı taarruzunu geçmişi muhafazakarlık adına değil de bugünü, şimdiyi yeniden canlandırmak, bir devrim. Belki Nietzsche'nin dediği gibi eline bir çekiç alıp o putları kırmak ve değerleri yeniden değerlendirmek adına yapmayı düşünüyor Benjamin. Ve bu anlamda bir bakış açısı var. Onun teolojik bir metafiziği ile tarihsel materyalizmi arasında bu anlamda bir uzlaşma var ki o tarih üzerine tezler kitabında bu anlamda bir otomat, bir satranç masası, Türk giysileri giymiş bir kukla, ki Türk giysileri giymiş olmak aslında değişmeyi iddia edip değişmememeyi temsil ediyor orada. Ve orada bir kuklayı idare eden kambur bir cüce, ki bu cüce metaforu Nietzsche'de de vardır. Bu anlamda bu tabii dekadans oluşturan, aslında değerleri değersizleştiren unsuru, eli kolu bağlayan unsuru temsil eder. Ve bu anlamda da tarihsel maddecilik o kukla imgesiyle birleşerek kendi çözümlemesini, aslında bu otomat, bu Türk kıyafeti giymiş kukla, cüce üzerinden anlatmaya başlar ki burada aslında eleştiri başlar bir anlamda. Yani teoloji
kendisini göstermesine izin verilmeyen o kukla. Benjamin'in teolojiyi tarihsel maddecilikle birlikte kullanma isteği sadece faşizme karşı bir duruş değil, onun ötesinde sürekli ve doğrusal zaman kavramına karşı duruştan ve eleştirisinden de kaynaklanıyor aslında. Ve bu anlamda teolojinin, tarihsel maddecinin emrine girmesi gerektiğini, onu arkadan sinsice yöneten bir şey olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyor. Ve diyor ki geçmiş kendisini kurtuluşa yönelten gizli bir dizini de beraberinde taşır. Bakın geçmişe böyle bakıyor. Zaten bunu görebilirsek diyor geçmişle kurduğumuz ilişki bizim için bir mana taşır. Zaten diyor bizden öncekilerin içinde yaşadıkları havadan hafif bir esintiyi biz de duyumsamaz mıyız? Kulak verdiğimiz sesler içinde artık susmuş olanların yankısı da yok mudur? Kur yaptığımız kadınların hiçbir zaman tanıyamadıkları kız kardeşleri olmamış mıdır? Böyle ise eğer o zaman geçmiş kuşaklarla bizimkisi arasında gizli bir anlaşma var demektir. O zaman demektir ki bizler bu dünyada beklenmişiz. O zaman bizden önceki her kuşağı olduğu gibi bize de zayıf bir mesih gücü verilmiştir. Ve bu güç üzerinde geçmişin de hakkı vardır. Bu bedeli ucuz ödenebilecek bir hak değildir. Tarihsel maddeci bunu bilir. Yani o kefalet işte geçmişteki bu efendim gizli dizini tespit etmek ve bugünü şimdiyi kurtarmak işte tarihsel maddecinin önemli bir efendim görevidir diyor. Geçmişte yer alan yaratıcı güç bize tarih yoluyla kendisini aktarır diyor. Bakın tarih bu anlamda dille birlikte önemli bir zemin. Bu ne bir geçmişi anısallaştırmaktır, ne de onu saklamak. Bu tarihle insan arasındaki gizemli bir ilişkidir. İnsanı mesih gücüne eşleştiren bir durum söz konusudur. Yani bugünü ve hayatı yaratan geçmiştekilerle aramızdaki gizli bir anlaşmayla oradan kendisine ulaşan bir mesih gücüyle bunu yaratmaktır. Bu mesih gücü düşüncesi şüphesiz Benjamin'in Yahudi düşüncesinden getirdiği ama tarihsel maddeciye bir imkan olarak sunduğu bir bakış açısı ve o anlamda bunlar birleşiyorlar ki Marksizmin tarihi yapan gerçek insan teziyle örtüşüyor bu. O anlamda tarihsel maddeci ve Mesih birleşiyorlar ve Lukas'ın proletaryanın bilinci müdahale etmedikçe tarih süreci hiç de kendi kendine işlemiyor ki orada proletaryanın mücadelesi ya da müdahalesi işte bu anlamda bir şey ki biz burada tabii Yunan düşüncesini de ki Nietzsche üzerinden de gelmiş olabilir bu. Kronos'la İkenaos'un kız kardeşi olan Tanrıça Mnemosyne üzerinden de bu hatırlama meselesini çünkü Mnemosyne olmuş ve olacak olan her şeyi bilir. Ve Yunan inanışına göre Ozan Musa'ların etkisiyle Mnemosyne bilgisizliğiyle yani kökenler, başlangıçlar, soy ve soplarla ilgili bilgiyle besleniyor. Bunun Musa'ların etkisine girdiği anda onları bir anda hatırlamaya başlıyor. Ve Musa'lar anlatılarını en baştan dünyanın ortaya çıkışından, tanrıların oluşundan, insanlığın doğuşundan başlayarak anlatır. Bu yolla ortaya çıkarılan geçmiş, şimdinin geçmişinden de öte bir şeydir. Onun kaynağıdır. Bu anlamda hatırlama, anamnesis yani olayların belli bir zamansal çerçeve içerisinde yenilenmesi ve şimdinin süreçte kurtuluşa ermesi ve bunu tarihsel maddecinin yapıyor olması çok önemli. Bakın burada Benjamin'in çok güzel bir benzetmesi var. Onu aktarayım. Diyor ki tıpkı piramitlerin hava geçirmeyen bölmelerinde binlerce yıl kapalı kalmış tohum tanelerini, yeşerme güçlerini bugüne kadar koruyabilmiş olmaları gibi. Bir piramitin içinde binlerce yıl tohum o yeşerebilme imkanı nasıl koruyorsa geçmişin o güçleri de bugün bizim içimizde bir potansiyel olarak kendisini efendim korur diyor. Ve tabii bunu sağlayan bütünlüğüyle bir an düşüncesi, birleşik bir bütünlük düşüncesidir. Ki burada olaylar küçük ve büyük ayrımı gözetmeksizin anlatan Vakanovis'in bakış açısından daha ileri giden bir tarihçinin tarihsel maddeci bir bakış açısıyla ve mesihçi bir tavırla o kırıntıları toplayıp şimdinin zamanını kurtarmasıyla
devam eder. Ve orada T'nin tarihi geleceğe güven duygusu ve cesaret olarak bu sınıf kavgası içinde canlı olarak yer almakta ve iktidar sahiplerini sorgulamaya devam etmektedir. İşte burada o Marksist söylem bu idealist ve Yahudi anlatıyla birleşerek Benjamin'in geçmişi bugüne getirme meselesi ortaya çıkar. Der ki, geçmişi tarihsel olarak dile getirmek, o geçmişi gerçekte nasıl olduysa öyle bilmek değildir. Bundan daha önce bahsetmiştik. Buna karşılık bir tehlike anında parlayıverdiği konumuyla bir anıyı ele geçirmektir. Yani bir tehlikeyle karşılaşılıyor milletler ya da toplum. O anda ne olmuş? Onu yakalayabildiği anda tarihsel maddecilik için de önemli olan geçmişe ilişkin bir görüntüyü tehlike anında tarihsel özneyi ansızın gözüktüğü biçimiyle korumaktır. Tehlike hem geleneğin varlığına hem de o geleneğin seslendiklerine yöneliktir. Geleneğin konformizmle ve geleneğin sahiplerinin konformizmle değersizleşmesi. İkisi için de aynı tehlike, yani kendi egemen sınıfların, kendini egemen sınıfların bir aracı kılma tehlikesi vardır. Her çağda yapılması gereken geleneği ona alt etmek üzere olan konformizm elinden bir kez daha kurtarmak için çaba harcamaktır. Çünkü onlara göre üst sınıflar bu anlamda bir konformizm oluşturmaktadırlar ve alttaki tabaka buna karşı mesihçi bir genişle, çünkü Mesih diyor yalnız kurtarıcı olarak gelmez, şeytana alt eden bir sıfat da taşır diyor. Yani bu anlamdaki çürümeyi aşmak yolundadır Benjamin'in yaklaşımı ve tabi tarihsel maddeciliğin meselesi tehlike anında tarihsel öznenin karşısında beklenmedik bir şekilde belirleveren geçmiş imgesini alıkayı koymak ve şimdiyi bu anlamda kurtarmak, Nietzsche'nin tabiriyle tarih dalgalarında tersine yüzmektir aslında. Böyle bir bakış açısı olduğunu biliyoruz biz Benjamin'in, ki o tarihselciliği, historisizmi bu anlamda eleştirir. Onun varabileceği en geniş yer evrensel tarihtir. Halbuki materyalist tarihçilik yöntem olarak ve amaç olarak bundan farklıdır. O bir monat niteliğindeki zamanı ele geçirir. Monat niteliğinde olması o bütünlüğü, o canlılığı taşıyan zaman dilimi demektir aslında ve mesihçi bir tutumla ancak o monat olan zaman alınıp şimdiki zaman ne yapılır? Kurtarılır bu anlamda ve tarih tabi mesihçi zamanın dev bir özeti olan şimdiki zaman insanlığın tarihin evrendeki yeriyle örtüşür. Bakın tam bir filozof bakışıdır bu. Bir tarihçi böyle bakmaz tarihi olaylara. Tarih mesihçi bir zamandan bahsediyor. Yani o parlayıveren anların şimdiyi kurtardığı bir şimdiki zaman döngüsü aslında burada. İnsanlığın evrendeki tarihinin esası bu mesihçi zamanın dev bir özetidir diyor Benjamin, ki o tamamen kendi felsefi dizgesine uygun olarak bakıyor ve anlatıyor. Evet, görüldüğü gibi Walter Benjamin bulunduğumuz zamanın, şimdiki zamanın bu anlamda onun tabiriyle bir takım konformizmlerle nasıl değersizleştirildiği, egemen olanların bu anlamda zamanı nasıl fersudeleştirdiğine karşı bir eleştiri getirerek geçmişteki o güçleri mesihçi bir tavırla alacak kişinin tarihsel maddeci olduğunu söylüyor ve bu anlamda da tarih felsefesini kuruyor. Bu anlamda Benjamin'in geçmişe bakışını ve tarihle ilişkisini işte tam bu anlamda değerlendirebiliriz. Yani o öz, tinsel öz, tarih aracılığıyla ve dilimiz aracılığıyla şimdiki zamana gelir ve biz bu anlamda şimdiki zamanı kurtarırız ve tarih meleği o ilerlemenin önünde sürüklenmekten kurtularak zamanı yeniden bir şimdiki zaman olarak o büyük an içerisinde var eder. Evet, bu şekilde Walter Benjamin'in tarih görüşü ifade edilebilir ve kendi çalışmaları ve eserleri okunduğunda da gerçekten çok canlı ve değerli bir düşünce insanıyla karşılaştığımızı görürüz. Bu anlamda da geçmişte kendimizi evimizde hissettiğimiz yerleri
düşünmeli ve bu anlamdaki şimdiki zamanımızın ne halde olduğunu da değerlendirmek için bu fırsatı göz ardı etmemeliyiz. Bu yöntemi bu açıdan da değerli buluyoruz. Çünkü küresel bir çağdayız. Tek tipleşme denilen bir tehdit insanlığı, kültürü bu anlamda bir konformizmle baskılamaya çalışıyor. Ve bu anlamda Benjamin bakış açımıza bir kapı, bir pencere olabilir diye düşünüyorum. Diyerek bitireyim Anıl Bey. Ben Acun Davulsun değerli takipçilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsine sağlıklı günler, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ettikleri güzel günler diliyorum. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Bir tık uzun oldu normal videolarımıza göre ama toparlayıcı video oldu. Üçe çıkartmak istemedik. Hani iki videoda toparlayalım. Çünkü ikinci, üçüncü kısım olursa biraz daha kısa da olurdu. Ağzına sağlık. Çok güzel mevzuyu, ilk bölümünün o giriş yaptığın şeyi toparlamış olduğumuz kişilerin kafalarında açarak toparladık. Evet hocam, yani kişilerin kafasında Walter Benjamin tarih felsefesi, daha doğrusu genel felsefesinin de nasıl olduğu, nelerden bahsettiğini görmüş olduk. Çok teşekkürler hocam. Yine bölümün sonuna gelmeden önce, hem de uzun oldu, o yüzden de hani çok kısadan şey yapayım. Kitabınızı, tezinizi bir daha isterseniz bir göstereyim hocam. Tarih meleği nereye uçuyor kitabında Walter Benjamin'in tarih görüşüyle Nietzsche'nin tarih görüşlerini ele almıştık ve bunları karşılaştırmıştık bir bölümde de. Bu anlamda bu kitapta meraklıları için bir ulaşım, bir kaynak, başka kaynaklara geçiş vasıtası olabilir. Eyvallah hocam, ağza sağlık. Şimdi bir de malum 12. bölümümüzün de, yani Batı düşünürü bölümümüzün de sonuna geldik. Şimdi Doğu'ya gidiyoruz 13. bölümde ve son zamanlarda yaptığımız bir siyaset felsefesi ve genel bir, gene tarih felsefesi içerisinde tabii. Bu ayakta hocam 13. bölüm için kimi düşündünüz? Bu devamında arada tabii o süreçte çok Selçuklu çağında üretilmiş biz Farabi'yi, Gazali'yi, Maverdi'yi, İbni Haldun'u, Kutat Kubili'yi hep konuştuk. Bu anlamda Nizami Mülk'ün siyasetnamesini de onun içindeki bir takım kısımları da Acun Davus için de konuşmak istiyoruz. Bundan sonraki bölümlerimizde Nizami Mülk üzerinden yapacağız. Bunu da değerli takipçilerimize duyurmuş olalım. Hocam 13. bölümde nasıl diyeyim? Bugün popüler kültürle tekrardan bir dizi sayesinde ön plana çıkmış bir karakter ama aslında birçok kişinin belki hala daha okumadığı ya da böyle sadece sloganlarda, işte Walter Benjamin'in söylediği o sloganlarda kaldıkları Nizam Mülk'ü konuşmak çok güzel olacak ve tahminimce uzun bir serüven olacak bizim için Nizam Mülk. Çok merakla şimdiden bekliyorum. Takipçilerimizin de bekleyeceğine eminim. Teşekkürler hocam. Ben vallahi teşekkür ederim. Aslında biz doğudan batıdan bu anlamda konuştuklarımızda Benjamin'in dediği gibi aslında kendi yurdumuz, uzaklardaki düşünce evlerimize ya da başkalarının bizi davet ettiği evlere misafir oluyoruz bu anlamda. Acun Davus da buna vesile olan herkese saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere inşallah. Bu arada sonunda maske, mesafeye ve temizliğe devam ederekten İnşallah. Herkese selam ve sevgiyle esen kalsınlar. 13. bölümde görüşmek üzere inşallah. Nizami Mülk'le. Hoşçakalın.